Malatya'da depremi acısını daha önce de çekmiş bir şehrimiz. Biz burada bir önceki depremde de yine burada Malatyalı kardeşlerimizle beraberdik. Onların acılarını o depremde de birlikte paylaştık. Hep birlikte yaşadık. Ve hep birlikte de yaralarını sardık. Yeni yuvalarını bir yıl içerisinde vereceğimizi ifade etmiştik. Ve sağlam güvenli konutlarını neredeyse 10 bin konuta yakın merkezde, Doğanyol'da, kalede, Kötürge'de depremden hasar görmüş tüm il ve ilçe merkezlerinde konutlarımızı yaptık, vatandaşlarımıza teslim ettik ve Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.6 ve 7.7 şiddetindeki iki deprem de bu bölgeyi de vurdu. Yapmış olduğumuz konutlarda vatandaşlarımız sağlam, güvenli bir şekilde şu an duruyorlar, yaşamaya başladılar. Ve aynı anlayışta da bu depremde de seferberlik ruhuyla bütün bakanlıklarımız, sivil toplum örgütlerimiz, yerel yönetimlerimiz hep birlikte aynı seferberlik ruhuyla ilk andan itibaren yapmış olduğumuz çalışmaları aynı azimle, aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. AFAD'ımızla, Kızılay'ımızla, jandarmamızla, emniyet birimlerimizle, hasar tespit ekiplerimizle, kentsel dönüşümümüzle, TOKİ'mizle hep birlikte aynı anlayışla bu çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bir taraftan üst yapı yaparken İller Bankamızla ve belediyelerimizle de altyapı çalışmalarını yürüteceğiz. Bakanlığımızın tüm birimleri, bakanlıklarımızın tüm birimleriyle yine bu çalışmaları yürüteceğiz. Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz, bankamız, yine bağlı ilgili tüm kurumlarımızla süreci takip ediyoruz. Ve bu zor günleri de inşallah devletimiz, milletimiz el ele aşacağız. Ben bir kez daha bu afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Malatya Merkez önce koordinasyonumuzu yaptık. Yıkılmış binalarımızın alanlarını inceledik. Yeni yerleşim alanlarını inceledik. Ve hep birlikte bu alanlara ilişkin kararlarımızı aldık. Tabii şunu da ifade etmek gerekirse devletimiz, milletimiz el ele bir seferberlik ruhuyla ilk andan itibaren çalışmaktadır. Ve bu manada devletimiz tüm imkanlarıyla birlikte Malatya'dadır, Gaziantep'tedir, Adıyaman'dadır, Hatay'dadır, depremin hissedildiği 11 ilimizdedir. Ve inşallah aynı anlayışla 7 gün 24 saat esasıyla çalışacağız. Ve vatandaşımızı açta açıkta bırakmadan onlara söz verdiğimiz konutları en kısa zamanda yerleştireceğiz. Konutlarımızı yapmak suretiyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almış olacağız. Tabii her enkazdan sonra enkazdan kurtardığımız kardeşlerimiz, vatandaşlarımız buradaki bütün ekiplerimize umut oluyor. Aynı motivasyonumuzla yine çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kahramanmaraş'ta 222. saatte 42 yaşındaki Melike kardeşimiz, 248. saatteki Aleyna kızımıza ulaşılması hepimizi hakikaten çok duygulandırdı ve milletimizi, buradaki arama kurtarma ekiplerimizi sevince boğdu. Bir taraftan tabii geçici barınma alanlarını, konteyner alanlarının kurulum sürecini yürütüyoruz. Diğer taraftan da hasar tespit çalışmalarını sahada bulunan 7.328 uzmanımızla 10 şehrimizde aynı anda sürdürüyoruz. Malatya'da hasar tespit çalışmaları diğer illerde olduğu gibi devam ediyor ve şu ana kadar havadan, karadan ve şehirlerimizin dijital ikizleri üzerinden yapılan çalışmalara göre tüm illerimizde 577.689 bina incelendi. Yani bu 2.665.000 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Bunlardan 56.080 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık ki bu da yaklaşık 297.122 bağımsız bölüme denk geliyor. Malatya'mızda da
yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 194.685 bağımsız bölümden oluşan yine 39.311 binanın tespitini yaptık ve 48.622 bağımsız bölüm acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olarak tespit edildi. Malatya'da 10.233 bina bu kapsamda yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi. Yapılan 194.885 bağımsız bölüm incelemesinden sonra. Tabii yeni afet konutlarına ilişkin bugün sahada tüm illerimizde yaptığımız tespitlerde yapmış olduğumuz binalarda TOKİ ile bugüne kadar 1.180.000 konut ürettik 81 şehrimizde. Ve konutlarımızın hepsi sapasağlam ayaktadır. İki depremi hamdolsun hasarsız bir şekilde, muhakkak hasarlar, kısmi çizikler, sıva çatlakları var. Hasarsız birçok binamız var ama 1.180.000 konutumuz dimdik ayaktadır, sapasağlam ayaktadır. Ve 20 yılda 3.3 milyon konutu dönüşümü Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, liderliğinde yapılmıştır. Gerek kentsel dönüşümle, gerek sosyal konutlarla, gerekse vatandaşımızla birlikte yaptığımız inşa süreçleriyle, kentsel dönüşümle birlikte ve yine sosyal konutlarımızla birlikte yapmış olduğumuz çalışmalarla bugüne kadar tam 24 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almış duruyoruz. Şu anda da aynı bu konutları yaptık. Nasıl bu depremlerde sağlam durduysa aynı anlayışla 10 ilimizde eş zamanlı Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut seferberliğini yürütüyoruz. Ve burada ilgili tüm bakanlıklarımızla birlikte yürütüyoruz. Yani Tarım Orman Bakanlığımızla, yine Ulaştırma Bakanlığımız, burada bizim ilgili olduğumuz bu konutların yapımına ilişkin sağ olsun Tarım Bakanlığımız bu konuda atıl sağlam olduğunu tespit ettiğimiz mera arazilerine ilişkin, yine orman vasfında gözüken ancak orman olmayan alanlara ilişkin tüm etütleri bakanlığımızla birlikte uyum içerisinde yürütüyoruz ve şehri en doğru, en sağlam yere nasıl kurabiliriz'i istişare etmek, gerekli zemin etütlerini yapmak, gerekli incelemeleri yapmak suretiyle yeni yerleşim alanlarının kararlarını veriyoruz ve inşa edeceğimiz 11 ilimizde eş zamanlı sürecimizi yürütüyoruz. Tabii rahat anlaşılması için ifade etmek istiyorum. Bir alanın depremsellik açısından uygun olup olmadığına mikro bölgeleme etüt raporuyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabii bu felaketle birlikte hem mevcut mikro bölgeleme çalışmaları, buna ilave yeni zemin etütleriyle birlikte, jeolojik uzmanlarımızla birlikte, jeofizik uzmanlarımızla birlikte bu depremle birlikte oluşan kırıkları da hesap ederek bu seçtiğimiz alanlarda ayrıntılı jeolojik etüt yaparak bugün bütün alanlarda bu çalışmalar yürütülmektedir. Diğer taraftan depremin ağır hasar gördüğü il, ilçe merkezlerine ilişkin de yine bakanlığımız ekipleri belediyelerimizle birlikte uyum içerisinde buralarda da ayrıntılı etütler yapmak suretiyle gerekli kısıtlamaları, kat yüksekliklerini içerecek çalışmaları da yürütüyoruz. Bir taraftan rezerv konuttaki alanlara ilişkin, diğer taraftan da eski yerleşim yerlerindeki sorunları ve problemleri ayrıntılı bir şekilde incelemek suretiyle buralara ilişkin de yeni imar planları hazırlığını yürütüyoruz. Burada bu süreçte yeni ilave düzenlemeleri de içerir. Kat yüksekliklerini de kısıtlayacak, yerleşim alanlarına yine kısıtlılık getirecek
imar planı, yeni imar planı çalışmalarını da bakanlığımız, belediyelerimizle birlikte yürütmektedir. Bugün yıkılmış binalara baktığımızda da aslında sahada net bir şekilde fay hatlarına olan mesafelerinin kısmen dikkate alınmadığı, sıvılaşma sebebiyle binaların yan yattığı veya yıkıldığı, yine zemin kalitesinin de bu manada düşük olduğu yerlerde yıkımın daha fazla olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. İnşallah biz tüm Türkiye'de 10 ilimizde sürdürdüğümüz her yerde mikro bölgeleme etüt raporu, jeolojik etüt raporunu, ayrıntılı zemin etüt raporlarını hazırlıyoruz. Nasıl 1 milyon 180 bin konutumuz ayakta durduysa, orada nasıl bir anlayışla çalışma yaptıysak, yeni konutlarımızla ilgili de bu bütüncül anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Enkaz alanlarımızda da artık arama kurtarma faaliyetleri biten binalarda binaların yıkıklarını, enkazlarını da şehrin çeperinde belirlediğimiz alanlara taşıyoruz ki burada da çevreye zarar vermeyecek anlayışla tedbirlerimizi almak suretiyle yerinde tüm malzemelerin dönüşümünü, buradaki kuracağımız konkosörlerle birlikte de çıkacak malzemeleri de altyapıda kullanmak üzere belediyelerimize tahsislerini gerçekleştireceğiz. Köylerimizin yine içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu altyapılarında bu enkazları kullanacağız ki burada bundan sonraki süreçte çevreye herhangi bir zarar vermesin. Yine burada asbestli demirlerle alakalı demirlerimizi ayrıştıracağız ve demir dışında da burada geri dönüşüme gidebilecek ne varsa burada büyük bir titizlikle sürecimizi yöneteceğiz ve 10 ilimizde de bu sürece ilişkin çalışmaları yürütüyoruz. Evlerimizi inşa edene kadar da vatandaşlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar. Taşınma yardımı, eşya yardımı, kira yardımı hepsi yeni evleri yapılana kadar verilecektir. Kira yardımı alacak vatandaşlarımız, kira yardımı, konteynerde kalmak isteyen vatandaşlarımız da geçici barınma alanlarında konteyner kentlerde barınacaktır. Konteyner kentlerde de vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının giderilmesine ilişkin altyapı çalışmaları yapılmaktadır. Biz afetin ilk anında nasıl burada bir beraber olduysak, vatandaşımızla el ele, gönül gönüle çalıştıysak, yeni konutlarımızı teslim edene kadar da devletimizin tüm imkanlarıyla birlikte maddi, manevi vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. İşte dün tüm Türkiye burada yavrularımızın kumbaralarından çıkan birikimlerini nasıl bağışladığını, emekli amcamızın, emekli teyzemizin maaşını nasıl verdiğini, belki bir evinin olan, bir evi olan vatandaşımızın bu afet bölgesine o evini nasıl bağışladığını hep birlikte gördük, izledik. Hepimiz duygulandık. Biz necip bir milletiz, güçlü bir milletiz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu iradeyi ortaya koymak suretiyle nasıl 20 yılda koyduysak, her depremde, afette koyduysak bu depremde de koyacağız ve vatandaşlarımıza konutlarımızı, evlerimizi sağlam, güvenli bir şekilde teslim edeceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Sayın Bakanım, kıymetli hazirun, değerli basın mensupları, öncelikle Doğanşehir, Malatya ve 10 ilimizde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini biraz önce burada çalışmalarımızı yürütürken kimilerine göre büyüklüğü 4.7, kimilerine göre de 4.9 da olsa birebir hissettiğimiz ve bundan dolayı da atılması gereken adımları yarın değil hemen şimdi atmamız gerektiği gerçeğinden hareketle bizim bu çalışmaları titizlikle
sürdürdüğümüzü bu günkü birlikteliğimizde de açıkça ortaya koymuş olduk. Sayın Bakanım da belirtti. Gerçekten Türkiye'nin bu konuda inşallah gerek olmaz, ihtiyaç duyulmaz. Ne kendi ülke vatandaşlarımıza ne de başka ülkelerin vatandaşları buna ihtiyaç duymaz. Ama olağanüstü bir bu konuda yetişmiş, gelişmiş bir altyapımız, üst yapımız ve insan kaynaklarımız var. Bu konuda da inşallah ifade ettiğim gibi bunlara ihtiyaç olmaz. Deprem Konya'mızın 3 katı büyüklüğünde 103 bin kilometre karelik bir alanda yaşanmış ve ülke nüfusunun da %17'sine tekabül eden bir nüfusu da etkilemiş. Geri kalan nüfus bundan etkilenmemiştir demek asla mümkün değil. Ülkenin tamamı bundan etkilenmiştir. Bunu da bu vesileyle özellikle belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, ilk andan itibaren yoğun bir çalışmanın içerisinde olduk. Biz de bakanlık olarak kendi insan kaynaklarımızı, araç gereçlerimizi, insanlarımızın üç temel ihtiyacı. Bunlar beslenme, barınma, giyinme olur. Ama diğer insani ihtiyaçlarını da bakanlığımızın görev sahasındadır, değildir demeden büyük bir titizlikle ve ciddiyetle ele alıp bu çalışmaları yürüttük. Elbette bakanlığımızın bitkisel üretim ve hayvansal üretim alanında işletmelerde zarar gören hayvanlarla ilgili de bizim çalışmalarımız oldu. Sadece insanlarımızın bu ihtiyaçlarına bakmadık. Aynı zamanda hayvanlarımızın da ihtiyaçlarını bu manada tespit etmek ve bunları karşılamak amacıyla çalışmalarımızı da yoğun bir şekilde sürdürdük. Hali hazırda yıkılan ve ağır hasar gören büyükbaş işletme sayısı ki Doğanşehir'de 601 adet olarak gözüküyor. Bunun Malatya genelinde 1462 olduğunu ifade ettiğimizde %40'ına neredeyse tekabül eden bir kayıp burada yaşandı. Telef olan yani ölen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı Doğanşehir'de 5600 baş civarında. Bu da Malatya'nın genelinde 7219 olarak dikkate alındığında yine Doğanşehir'in ne kadar büyük bir kayıpla karşı karşıya olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Tabii ki Malatya'mız aynı zamanda su ürünleri alanında da üretim yapan bir şehrimiz. 101 ton balık ve 14 milyon yavru balık bu deprem nedeniyle zayi olmuştur. Şu anda da evet artçı depremler devam ediyor. Şu anda da yaşıyoruz. 13 su ürünleri işletmesinin de bu zarar ziyanlar tespit edilmiştir. Malatya'da hayvansal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için çalışmalarımızı da bu manada sürdürdüğümüzü belirtmek isterim. Malatya'da depremde yıkıma uğrayan işletmelerdeki hayvanlar için 240 adet çadır, 204 branda ve 1028 ton hayvan yemi gönderilmiştir. Doğan şehrimize 301 ton yem dağıtılmıştır. Bunun da bilgisini özellikle belirtmek isterim. Besicilerimize TMO aracılığıyla 600 ton arpa verilmiştir. Ayrıca ısınma ihtiyacı için de biliyorsunuz bizim bakanlığımız bünyesinde bir de Orman Genel Müdürlüğümüz var. 650 ton da odun bu manada tedarik edilmiştir. Barajlar konusunda gerekli incelemeleri sürdürüyoruz. Malatya'da önemli iki tane barajımız var. Birisi Sürgü, diğeri de Sultan Suyu. Sultan Suyu'nun kretlerinde oluşan çatlak nedeniyle sızıntı oluşturmasa, risk oluşturmasa dahi bunun tahliyesini öngördük ve devamında mansabındaki Karakaya Barajı'na da bu su akışını başlattık ve böylelikle de buradan herhangi bir risk oluşmamasını da tesis etmiş, temin etmiş olduk. Bu nedenle barajlarımızla ilgili gerek Malatya özelinde gerekse de bu 10 ilimizde yer alan 110 baraj ve 30 tane göletle ilgili hiçbir problemimizin olmadığını, 172 yine EUAŞ'ın kendi sorumluluk alanında olan özele ait işletmelerde de yine bir problem olmadığını da bir kez daha ifade etmek isterim. İnsan kaynakları noktasında bütün 4 bakan yardımcımız var, 3 bakan yardımcımız sahada,
bir bakan yardımcımız AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, yine genel müdürlerimiz, genel müdür yardımcılarımız, daire başkanlarımız, hülasa 5000'e yakın alet makinayla birlikte, ekipmanla birlikte 14.324 personelimiz şu anda sahadadır. Bir uçağımız, iki helikopterimiz yine deprem bölgesinin emrindedir, hizmetindedir. Kırsal kesimde hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın zorunlu olarak kesime gitmesi gereken büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını bizim regülasyon kurumlarımızdan birisi olan Et Süt Kurumumuza onlara teslim etmiş bulunuyoruz. Gebe ve genç hayvanlarımızın bakım ve besleme işini Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz marifetiyle bakımlarını da üstlenmiş bulunuyoruz. Buralar nasıl insanlarımız için bir barınma ihtiyacı varsa, hayvanlarımız için de bu mekanları, bu işletmelerimizi ihdas etmiş durumdayız. Ülke genelindeki ulaşımı kolay olan ve bakanlığımıza ait misafirhanelerimizde 6.364 yatağı da depremzedelerin barınması için açmış bulunuyoruz. Deprem bölgesinde toplam 2.400'e yakın çadır ve konteyner gönderdik. Deprem bölgesine hayvanların beslenmesi için yaklaşık 6.500 ton hayvan yemini sevk ettiğimizi de belirtmek isterim. Sadece insanlarımız ve bilindik büyükbaş, küçükbaş, kanatlı veya su ürünleri mi? Hayır, aynı zamanda sahipsiz hayvanların beslenmesi için de 43 ton mamanın dağıtımını sağladık. Hava şartlarının çetin geçtiği bir dönem olduğu için yaklaşık 25 bin ton yakacak odunu da vatandaşlarımızın ısınması amacıyla ilgili bölgelere dağıttığımızı da belirtmek isterim. Yine bölgede gıda arz güvenliğimizin teminatı olan üreticilerimizin bir nebze rahatlamasına katkıda bulunmak amacıyla, bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla birlikte destekleme ödemelerini de bölge için öne çektik. 2022'den itibaren aynı olarak verilmeye başlanan mazot ve gübre destekleri depremden etkilenen 11 ilimiz için nakit olarak ödenecektir. Bu kapsamda toplam tutarı 2.8 milyar lira olan mazot ve gübre destekleri Şubat ayı sonuna kadar çiftçilerimizin hesabına yatmış olacaktır. Yine almış olduğumuz bir diğer aksiyon, 2023 üretim yılı ÇKS başvurusunu yapan üreticilerimizin 28 Şubat olan son ürün güncelleme başvuru tarihini de bu 3 aylık OHAL'in bitimi olan 8 Mayıs'a kadar uzatmış bulunuyoruz. Yıl boyunca ödenecek olan 530 milyon lira tutarındaki çiğ süt desteği, buzağı desteği, anaç koyun keçi desteği, büyükbaş hayvan desteği, hayvan besi desteği, arılı kovan desteği, sürü büyütme ve yenileme desteği ödemeleri 11 ilimiz için Şubat ayı içerisine çekilerek üreticilerimizin hesabına bunlar da inşallah yatmış olacak. Ayrıca 11 il için 185 bin işletmeye, 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 lira ve 9 milyon büyük küçükbaş için hayvan başına 50 lira olmak üzere toplam 1,5 milyar lira yem desteği vereceğimizi de yine belirtmek isterim. Bu minvalde Şubat ayı sonuna kadar Malatya ilimizdeki üreticilerimiz için 141.6 milyon lirası mazot ve gübre desteği, 3.2 milyon lirası yem bitkisi desteği, 32.7 milyon lirası hayvancılık destekleri olmak üzere toplam 177,5 milyon liralık bir destek de bu Şubat ayı içerisinde ödenmiş olacaktır. Yine deprem afetinden etkilenen illerimizde ÇKS'ye kayıtlı üreticilerimize destek olmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisimiz hububat ve bakliyatlarda cins ve kota sınırı olmaksızın üreticilerimizden bunu satın alacak ve satın almayı devam ettirecektir. Deprem bölgesinde kurduğumuz seyyar klinikler ile sahipsiz hayvanların tedavilerini de üstlendiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Veteriner hekimlerimiz de köy köy, mahalle mahalle gezerek tedaviye ihtiyaç duyan hayvanların yardımına koşmaya devam etmektedir. İnşallah süreç içerisinde alacağımız diğer kararlar ve önlemlerle bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir.
Bizim bakanlık olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu vardır ki zaten deprem olmamış olsaydı bile biz kırsala dönüşün mutlaka teşvik edilmesi ve üretimin kırsalda yapıldığı gerçeğinden hareketle bu desteğin artırılarak devam ettirilmesi yönünde bir pozisyon almıştık. Şu anda depremden dolayı bu kırsalı veya köyleri terk etme eğilimindeki vatandaşlarımızı da mutlu etmek ve onları teşvik etmek, köylerinde yaşamaya onları yine bu cazibeyi sağlamak adına da bahsettiğim desteklerin yanı sıra yeni destekleme çalışmalarımızın da yer alacağını, bunların da devam edeceğini belirtirken bir kez daha vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Ölenlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bugün gerçekten güzel bir gün oldu. Bu güzellik gerek Malatya merkez, gerekse de ihtiyaç duyan diğer şehirlerimiz, diğer kentlerimiz veya ilçelerimiz için birlikte Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımız, başta Sayın Bakanımız olmak üzere birlikte güzel bir çalışma yürüttük. Bu çalışma inşallah Malatya'mıza da hayırlar getirir. Ben ilginiz için bir kez daha sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum.